Efendim 16 Şubat pazar günündeyiz. 7. güne hoş geldiniz. Yine size Ankara stüdyolarından sesleniyoruz bugün. Türkiye'nin iç siyasetteki çok önemli bir tartışması. Yaklaşık bir buçuk haftadır ama özellikle çok yoğun bir şekilde bu hafta sevgili seyirciler FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması. Öte yandan yeni darbe iddiaları ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın da son sözleri yeni darbe iddialarıyla ilgili gerçekten çok önemli ve vurgulayıcı bilgiler içeriyor. Çok enteresan sözler söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. Nereden geldik biz bu tartışmaya sevgili seyirciler. İlker Başbuğ'un eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un bir televizyon kanalında 26 Haziran 2009 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden gece yarısı geçen bir kanun hükmü ve o kanun hükmünü çıkartan kişileri hedef aldığı söylemleri ve Mustafa Elitaş, Bekir Bozdağ ve Aydın Ahmet Aydın hakkında söylediği sözler ve FETÖ'nün siyasi ayağı göndermesi Tartışmanın fitilini ateşledi. Şimdi o hedef isimlerden birisi yanımızda Ak Parti Kayseri Milletvekili ve aynı zamanda Sanayi ve Ticaret Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş bizimle beraber. O günden beri Sayın Bakan kendisini ifade etmeye çalışıyor ve açıklamalar yapıyor. Sayın Bakan hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi bir İlker Başbuğ'un söylemlerini gördüğünüz zaman. 26 Haziran 2009'da işaret ettiği söylemlerini gördüğünüz zaman e, ve o söylemleri duyduğunuz zaman ne düşündünüz e, Sayın Bakan? Yani ne, nasıl bir ifadeniz oldu ilk anda? Ne dediniz? Şimdi e, Pınar Hanım 28 Ocak sanıyorum çarşamba günü İlker Başbuğ bir televizyon programında ya, veya 27 Ocak neyse televizyon programında yayın yapmış. Çarşamba e, salı günü veya Pazartesi günü ama kimsenin haberi yok. Ertesi gün bir televizyon kanalında haber programında gündeme getirilip bizim haber, fotoğraflarımızın öne çıkarılmasıyla birlikte işte FETÖ'nün siyasi ayağı somut olarak İlker Başbuğ tarafından gösterildi deyince dikkat çekti. Hatırlarsanız İlker Başbuğ ben bunu kitabımda yazdım diyor. Evet. Ne zaman yazdı bilmiyorum. 2015'te mi yazdı, 2016'da mı yazdı? ...kitabından söyledim diyor. Ama kitabı demek ki kimse tarafından okunmamış veya okunmuş dikkate değer bulunmamış. Evet, önemsenmemiş mi? Niye 2016'da, 2015'te, 2017'de, 2018'de yazıldığı bir kitap hangi tarihte olduğunu bilmiyorum da o kitaptaki satırlar dikkat çekmemiş. Kimse bunu ehemmiyete almamış. Ama bir televizyon programındaki yaptıktan sonra başka bir televizyonun bunu ortaya çıkarmasıyla birlikte enteresan bir gelişme yaşanmış. Bakın bu basit bir hadise değil. Benim iddiam şu. Yeniden vesayet rejimini hortlatmak için yapılan bir iştir. Hı. Parlamentoyu itibarsızlaştırmaktır. Yapılan ifade budur. Size bir şey söyleyeyim. 27 Mayıs bu yassada mahkeme tutaklar, tutanaklarını inceleyin. Oradaki Demokrat Parti milletvekillerinin tamamı anayasaya aykırı kanun çıkarmaktan idamla yargılanmıştır. Altını çiziyorum. 27 Mayıs'ta Yasada Mahkemesi'nde yargılanan milletvekillerinin tamamı anayasaya aykırı kanun çıkarmaktan idamla yargılanmıştır. İlker Başbuğ ne diyor? Anayasaya aykırı olduğunu bile bile kanun çıkardılar diyor. Şu anda iddialı söylüyorum. Yani ne demek istediğini düşünüyorsunuz? Sizi yani bu şekilde Mayıs'ta, yargılanmanız 27 Mayıs'ta Demokrat Partili milletvekillerinin tamamının idamla yargılanmasının sebebi yasama faaliyetini yapan milletvekillerinin anayasaya aykırı kanun çıkarmasından kaynaklı. Ya anayasa yoksa anayasaya aykırı nasıl bir kanun çıkarabilir? Anayasa Mahkemesi yok o zaman denetim olması gerekir. Anayasaya aykırı kanun diye iddia edilebilir mi? Şimdi aynı iddiayı bize yapıyorlar. Hmm. Bakın size bir örnek daha. 2008-14 Mart'ında yapılan kapatma davası açılan kapatma davasında bir madde var. Diyor ki ilk defa diyor bir kanun değişikliğiyle önerge verilerek Türk kanun hukuk sistemine cemaat kavramı girmiştir diyor. Bunu sokan kim? Mustafa Elitaş verdiği önergeyle. Kanun ne biliyor musunuz? Kurumlar vergisi kanunun ikinci maddesi. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun orijinal hali, ikinci maddesinin orijinal halinin hali şu. Bu kanunun tatbikatında sendikalar, dernek, e, cemaatler vakıftır diyor. Vakıf Vakı evet. hükmündedir diyor. Bakın ben önerge veriyorum. Diyorum ki bu kanunun uygulanmasında sendikalar, dernek, cemaatler vakıf sayılır diyorum. Tamam. Hükmündeyi uygulama yapıyoruz ama o zamanki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı iddianamesini alıyor. İlk defa diyor Türk hukuk sistemine cevaat kavramı girmiştir diyor. Halbuki kanunun orijinal siz, tarihi siz, 1949. Siz getirdiniz deniyor değil mi? Yani ben... Mustafa Mustafa Elitaş'ın önergesiyle bu. Aynen. Ama kanunun, Neden verdiniz o önergeyi? Kanunun orijinal hali 1949. Az önce söylediğim şey ya bu kanunun tatbikatında sendikalar dernek diye başlayan o hükmü biz bu kanunun uygulamasını haline döndürdük ya. Onun Türkiye'de yasal uygulama haline gelişi 1949. Onu niye verdik? Niye i̇sim, çok isim kullanıyorum. Kullanın. Cumhuriyet Halk Partisi o zamanki Trabzon milletvekili, şimdiki İstanbul milletvekili Akif Hamza ile beraber Plan Bütçe Komisyonu'nda çalışıyoruz. Tamam. Bu konu, alt komisyon başkanı da benim kurumlar reisi kanununu diyor ki ya bunu da Türkçeleştirelim şu metnini. Niye tatbikatında şu sayılı hükmündedir nedir ifadesini Madem güzel bir şeyle gidiyoruz ve Türkçeleştirmek için yapıyoruz biz bunu. yani siz Akif Hamza Çebi ile beraber birlikte istişare yapıyoruz. ediyorsunuz. Birlikte, birlikte yapıyoruz. yapıyorsunuz. Kanun teklifini siz veriyorsunuz. Onu önergeyle düzeltiyoruz. Anladım. Ve bunun beni Anayasa Mahkemesi'nde suç olarak yargılıyor. Bakın 27 Mayıs zihniyeti parlamento faaliyetinden dolayı milletvekillerinin idamla yargılanması. 2018 2008 14 Mart 2018 kapatma davasının gerekçelerinden, milletvekilinin milletvekili faaliyetinden dolayı milletvekilliğinin yok olması ve partisinin kapatılması. İlker Başbuğ'un söylediği, 2020 yılının 28 Ocak tarihindeki söylediği işte üçü birbiriyle çok örtüşüyor. Hmm. Bu bir 20, tesadüf o, tarih 2000, değil 2008 diyorsunuz. Öyle mi anlıyorum? sayın. tarihli kapatma davası bir darbe girişimiydi. Onu şimdi... Siz şunu mu demek istiyorsunuz, Sayın İlker Başbuğ'un 28 Ocak'ta söylemiş olduğu bu söylemler ve yeni darbe iddiaları bir tesadüf tarih değildir mi demek istiyorsunuz? Şimdi Pınar Hanım, yani Meclisi itibarsızlaştırmak. Sayın Bahçen'in Feton'un siyasi istiyorsun? ayağı ile ilgili bir konu açtı ama altı net bir şekilde çizdi. Dedi ki, Feton'un sivilleri vardı, şunları vardı, asker kısmı vardı efendim, ne bileyim başka yargı kısmı vardı. Ama kim mesela başbakan olacak evet. Kim bakan olacak Kim kurucu meclisi olacak evet. asıl bunların bulunması gerekir dedi. Şimdi 27 Mayıs darbesinde biliyorsunuz Milli Birlik Komitesi vardı. 50 kişilik Milli Birlik Komitesi kendisi iktidar oldu kendi iktidarını devam ettirmeye çalıştı 50 kişilik asker grubundan ve arkasından 1963 yılında ilk seçim yaptılar. 9 Mart vardı. Türkiye'nin analarında olan 9 Mart bir darbe girişimiydi 9 Mart darbe girişimi gerçekleşmiş olsaydı Başbakan belliydi Tabii. Bakanlar Kurulu belliydi Cumhurbaşkanı belliydi Ama üst generaller kuvvet komutanları kim başbakan olacak kim genel kurmay başkanı olacak çünkü genel kurmay başkanı cumhurbaşkanı olacaktı kim genel kurmay başkanı olacak diye aralarında bir anlaşmazlık çıkınca Hava kuvvetleri komutanı Genelkurmay Başkanlığının ve Kara Kuvvetleri Komutanının üstünden jetleri alçaktan uçurttu. Onun üzerine üst düzey komuta kademesi dedi ki iş yoldan çıkmış. Biz 12 Mart'ta muhtıra verelim dediler. Hmm. 12 Mart bu darbeydi. Darbe giriş miydi? Darbeydi kim daha peki? doğrusu. Peki 15 Temmuz'a gelin. Geliyorum. Yani vaktimizden dolayı biraz daha yakın tarihe gelin. Şundan dolayı 15 Temmuz'da Cumhuriyet Halk Partisi liderinin söylemleri arasında soruları arasında da var. Şimdi Sayın kim, Bahçeli de devamlı bunu soruyor. Kim olacaktı? Sayın Bahçeli olacaktı? diyor kim? Sayın Elitaş Eğer kim diyor, olacaktı? Eğer yani, evet. diyor darbe olsaydı bunlar hangi sivili yanlarına çekeceklerdi? Evet. Yurtta sulh bu. konseyine kim? yurtta sulhunu anladık ama... Konsey kimdi diye Sayın Bahçeli önemli bir soru soruyor. Şimdi milletvekillerinin buradan aramak, buradan gitmek diye değil. Sayın Kılıçdaroğlu farklı şey ifade ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki gelin bir darbe komisyonu kuralım. Siyasi ayağını araştırmak üzere bir komisyon kuralım bunu yapalım. Kuruldu ya Pınar Hanım o darbe komisyonu, komisyonu başkan. Bakın Pınar Hanım o şeydeki şu andaki parlamento... FETÖ'nün siyasi ayağı araştırmasına girdiği takdirde bundan daha farklı bir şey ortaya çıkacak. Ne çıkarsın? Herkes birbiriyle diyecek ki sen FETÖ'cüsün, öbürü FETÖ'cüsün. E şimdi öyle 600 olan Sayın Eter şu anda öyle değil mi bakın, zaten? Bakın Pınar Hanım, 600 milletvekilinin tamamı FETÖ'cü olacak. Az önce bir şey söyledim. Bütün darbeler önce milli iradeyi itibarsızlaştırmıştır. Siyaset kurumunu, parlamentoyu itibar suyu uğratmıştır. Çünkü millet iradesiyle seçilmiş sandıktan çıkmış insanların artık güvenilmez olduğu noktasına doğru getirerek başka mecralardan bir talepte bulunma ihtiyacı ortaya çıkmasını alt, olgunlaştırmak için yapılan bir iştir. Yani şu anda yapılan üzerinde hassasiyetle durulması gereken nokta budur. Hatırlayın genç subaylar rahatsız diye bir şey vardı. Evet. Şimdi Amerika'da bir tank kuruluşunun darbesinden önce genç subaylar. rahatsız... Şimdi bu Rent Corporation, diyor, diyor ki ortak orta, kademe, orta kademede subaylar kim yapacak diyor. bunları? Kim yapacak derseniz açıkçası balyozcu ve dergmen koncularla FETÖ'cüler işbirliği yapacaklar. Şimdi yapabilirler. Bir dakika bunu açalım. Şimdi Sayın Bakan önemli bir şey söylüyorsunuz. Yani siz Rent Corporation'ın bu lafı, bu raporu öylesine yazmadığı, her an Sayın Cumhurbaşkanı da bir açıklama yaptı darbelerle ilgili. Artık halk bu da karşılığını verir dedi. Açık açık bir darbe beklentiniz mi var? Ve diyorsunuz ki bunu Ergenekoncular, bal yolcular ve FETÖ'cüler ortak işbirliği. FETÖ bitmedi mi? Ergenekon yok değil miydi? Sorularını biraz açalım. Şimdi bakın. Ergenekon vardı, hala da var. Ama maalesef FETÖ öyle bir noktaya doğru getirdi ki Ergenekon'u sulandırarak hiç ilgisiz kişileri yargılayarak, onları mahkum ederek bir mağduriyet oluşturdu. Vicdan muhasebesi yapıldığı zaman bu olmaz ki denildi. O çerçevede kalktı. Ergenekon'la ilgili kısım gitti. Şu anda Ergenekon Ergenekon ya 28 Şubat 14 Mart 2008'de AK Parti kapatma davasını kim açtırdı Allah aşkına? O gün özde, sözde değil özde Atatürkçü istiyorum diye 27 Nisan E muhtırasını kim verdi Allah aşkına? 27 Nisan E muhtırasının 12 Mart'tan ne farkı var? 12 Mart'ta şapkasını alan gitti. Bizim şapkamız olmadığı için dimdik durduk kaldık orada. 15 Temmuz'un bakın 15 Temmuz'un altyapısı 27 Nisan E muhtırasına 28 Nisan tarihinde dik duran hükümetin kendisinin seçtiği parlamentonun Cesaretle direnmesinin sonucu 15 Temmuz kahramanlığı ortaya çıkmıştır. 27 Mayıs'ta herkes içinden aykırdı. 12 Mart'ta baştakiler çekildi gitti. 12 Eylül'de gece sabaha karşı aldılar zincir bozanı başka yerlere götürdüler. Ama 27 Nisan tarihinde bir muhtıra yayınlandı. Gece saat 11.20. 28 Nisan tarihinde hükümet ilk defa Darbelerle geçmişi karanlık olan bir ülkede hükümet ilk defa her şeyi göze aldı. Herkes haddini bilecek dedi. 27 Nisan tarihinde telefona çıkmayan Genelkurmay Başkanı hükümetin açıklama yapacağını duyunca birdenbire telefon açıyor Sayın Başbakan diyor. Bakın şimdi düşünün şimdi yasaya geliyoruz bizim yasaya gelelim. gelelim. Bizim yasada eğer o yasa o gün yapılmış olsaydı 27 Nisanı imzalayanlar sivil mahkeme tarafından yargılanacaktı. Düşünebiliyor musunuz? Bir Tüm ge Tuğ General, 1997-98 yılında rahmetli Erbakan'ı hakaret ediyor, küfre ediyor. Zamanın, Ama yargılanamadı. Cum Zamanın cumhurbaşkanı diyor ki bir gerilim boşaltmasıdır diyor. Zamanın genel kurmay başkanı diyor ki paşa'nın ağzında fermuar yok ki diyor çekelim diyor. Düşünebiliyor musunuz? Seçilmiş bir başbakanı, böylesine hakaret eden birisi, küfreden bir kişi yargılanamıyor. Ondan sonra diyorlar ki bizim önümüzü siyasi iktidar kesti. O zaman da diyorlardı ki biz PKK ile mücadele ediyoruz ama... Kişiler arıyorlar... Dilerseniz iyi olur arkadaşlar. Hayır şu an o Paşa'nın paşa sözü bu. Olsun söylemeyelim Sayın bakın. Affedersiniz. Çocuklarımıza seveceğim. O kişiler arıyorlar bizi telefonla çekilin biz anlaşma yaptık diyorlar. Ya arkadaş sen o siyasetçiye küfre diyorsun. O siyasetçi sana emrediyor. Çekilin geriye durun diyor. Bakın Türkiye 2010 yılına kadar 2011 yılına kadar vesayet rejimiyle idare edildi. O yasanın e, şunu söyleyeyim. Ergenekon sulandırıldı, gitti. Balyoz var Ergenekon vardı. FETÖ'de mesela hala sulandırıldığı ifadeler hala, hala da var, da var. iddiasındasınız. Siz. Aynen ben o iddia içerisindeyim. NATO'cu Ama mahkeme ifad... beraat ettirdi. Evet. Ona bir şey diyemeyiz. Yani kumpas davaları e, bunları yok mu sayalım? Yani işte hem Balyoz'da hem Ergenekon'da. Fıran kumpas vardır olabilir. Siz diyorsunuz ama ki ama şunu diyorum. İsimlerle yanlış adımlar atılarak sulandırıldı. Hanım, ama bir kenarda başbakanın duruyor başbakanın eşini zamanın başbakanının eşini evet. Kataya almayan Almaya. zihniyet bugün yargılanmalı diyorum. Düşünebiliyor musunuz? Bakın. Başbakanın eşini katıya almayan zihniyet bugün yargılanmalı. Eğer bugünkü durum olsaydı onlar bunu yapamazlardı. Seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın 2007 yılındaki seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın ilk defa Milli Güvenlik Kurulu toplantısına girerken zamanın gelen Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri diyor ki Cumhurbaşkanı'na ben olsam karının başını açtırırım diyor. Böylesini edep dışı davranışlar içerisinde bulunan ülkenin en tepesindeki insana böyle saygısızca hareket eden insanlar kalkıp şimdi diyorlar ki elimizde yetki yoktu. Ya sen kapatma davası açtırıyorsun. Sayın Başbakan o gün dedi ki 14 Mart 2008 tarihinden sonra Temmuz başında Anayasa Mahkemesi kararını 31 Temmuz'dan önce vermelidir. Aksal de devlet krizi olacak dedi. Devlet krizi neydi? Anayasa koyucu hiç düşünmemiş. 341 milletvekiliyle yüzde 47 oy almış bir siyasi partinin kapatılacağını hiç aklının ucuna getirmemiş. Ya 8 ay önce yüzde 47 oy almış bir siyasi partinin kapatılmasını onu istenmesi akla ziyan bir durum. Ama öylesine bunlar özgüven içerisinde ki çünkü höt dediklerinde kaçan bir iktidar vardı. Ama şimdi höt dediklerinde kaçan değil dik duran milletin hakkını savunan bir iktidar var. Onu yapamadılar. Ne yaptılar? Kapatma davasıyla bunu yapalım dediler. Şimdi siz hem askeri vesayetin... Yani din... 14, 14 Mart 2008 ile 17-25 aynı. Peki. 14 Mart 2008'de AK Parti'yi kapatarak bunu yapmak istediler. 17-25'ten de mevcut hükümeti yargılayarak onu kapatmak istediler. Peki 15 Temmuz'u da yapamadılar. Halen bir niyetleri var diyorsunuz. Aynen onu söylüyor. Dolayısıyla söylüyorum. buradan o sonuç çıkıyor. Şimdi... 26 23 Haziran 2009'a e, gidelim. Doğru. Ha 23 Haziran, 23 Haziran 2009'da başlangıcı. O. Baykal e, Sayın Erdoğan'a Sayın Baykal diyor ki anayasanın 15. maddesini getirsin değiştirelim diyor. Değil mi? Orada 3 unsur var. Süreç orada başlıyor. Şöyle, yani Sayın Baykal Sayın, Sayın Erdoğan'a diyor ki aynen. çok rahatsızsan gel değiştirelim. Sayın Baykal'ın eğer onu e, gazetelerde yayınlıyor biz de gazeteci arkadaşlarla paylaştık. 23 Haziran grup toplantısında o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı herhalde 1-2 arasındaydı veya 2-3 arasındaydı. Genelde 1-2 oluyordu galiba yanlış hatırlamıyorsam. O zaman 4 siyasi parti var şimdi 5 siyasi parti oldu. Herhalde 1.5-2.5 arasındaydım. Evet. O zaman Sayın bir, Baykal Dük konuşmasında herhalde. Ey Başbakan darbelerle ilgili bir sıkıntın varsa onlarla hesaplaşmak istiyorsan 1- Getir, getir anayasanın geçici 15. maddesini kaldıralım. Nedir o anayasanın geçici 15. maddesi? 12 Eylül darbecileri yaptıkları iş ve icraat, 12 Eylül'den sonra yaptıkları iş ve icraattan dolayı katılanlar hepsi dahil. Hiç kimse yargılanamaz hükmüydü. Adam hırsızlık yapsa da yargılanamıyordu, adam öldürse de yargılanamıyordu. Suçüstü hali olmadığı sürece. Hiç kimse yargılanamaz diyordu. Aldıkları karardan yargılanamaz diyordu. Yani Milli Milli Güvenlik Bu da Konseyi. rahatsız ediyordu tabii. E, Milli Güvenlik Konseyi bir karar vermiş. Tamam. O Yasadayı biliyor ya o. Evet. Diyor ki benim aldığım karardan dolayı beni kimse yargılayamasın diyor. Çünkü 27 Mayıs'ta yargıladılar milletvekillerini. Bütün engelleri kaldırdı. Kimse yargılayamaz dedi. Tamam. Bu rahatsız ediyordu. Tamam. Darbe yapanın yargılanması gerekir dedi. Sonra bu Sayın Baykal'ın ikinci çağrısı şuydu, aynı cümle içerisinde. Bir, gel 12 Eylül'ü e hesaplaşalım. İki, anılar yayınlandı. Birileri bir yerde bir şey yapmaya çalışıyor. Kim bu? Ergenekon. Kim? Bir e, hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri komutanının internette nokta dergisinde yayınlanan, nokta mıydı, nokta dergisinde yayınlanan anılarıyla ilgili kısım. İnternette bayağı büyük bir kısımda yayınlandı. Eğer bu anılarla hesaplaşmak istiyorsan gel bunu yapalım eğer bunlarla ilgili ya onlar geçmişte kaldı diyorsan artık darbeyle mücadele, darbecilerle mücadele konusunda seni eleştirileri içine sindir diyor. Tamam. Üçüncü unsur. Sen Türkiye'nin darbe geçmişiyle ilgili olan kötü bir vesikasını bundan sonra da birileri yasalardaki boşluktan dolayı darbe yapmak istiyorlarsa bunu engellemeye çalışmaya kesin niyetin varsa gel yasal düzenleme yapalım diyor. Tamam. 25 Bunun üzerine Haziran, yani Sayın Baykal'ın bu sözleri çağırıyor. üzerine bir harekete geçildi. Onu sayın Başbakanımız da diyor ki eğer ciddiyseler grup başkan vekilleri görüşsünler diyor. Tamam. 25 Haziran. 25 geliyor. Haziran saat, saat 11'de görüşmeler 11'de başlıyor. Sayın Kılıçdaroğlu Sayın akkusu Suya bize geliyor. Size. Direkt size geliyor. Sizin Bekir Yanınızda Bozdağ kim var? Bekir Bey ile siz İkimiz varsınız. de grup başkan vekiliyiz. Saat 11'de geliyorlar bize. Konuşuyoruz. Biz onlara diyoruz ki 26 veya 27 tarihli gazetelere bakarsanız... Bakın diyoruz bunu genişletmeyelim. Anayasanın geçici 15. maddesini yapalım. Bütün siyasi partiler bunda evet demişken başka taraflara gitmeyelim. İpe onu sermeyelim. Uzatmayalım. Önce bir başlayalım anayasanın geçici 15. maddesinden. Onlar diyorlar ki Sayın Genel Başkanımız öyle değil. Biz kanunlardaki darbeyi çağrıştıracak, darbecileri heveslendirecek düzenlemeler varsa onlar da yapalım. Tamam. Mesela bunlardan biri Türk Silahlı Kuvvetleri Kanunu'nun İç hizmet kanununun 35. maddesiydi. 35. maddesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni korumak, kollamaktı. Korumak, korumak. Kime karşı kollamak? Türk vatandaşlarına karşı kollamak. Ya Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görevi nedir? Vatan sınırını, sınırını korumak, hı -hı, kollamaktır. Hı -hı, hı. O sahiplenme duygusu vardı. Bunlar gibi unsurlar vardı. Dedik ki biz bu çok uzun süre önce kamuoyuna bu işteki ciddiyetimizi yapmak için 15. maddeyi kaldıralım. Bizim bu e, yani Askerlerin yargılanması ile ilgili bir şeyimiz de yok. Hmm. Bunu kaldıralım. Onlar da bize onlar diyorlar de, ki. Tamam. Onlar ne dediler? Onlar bize diyorlar ki bakın Sayın Baykal'ın sözlerinde darbe yapmayı heveslendirecek veya darbeye niyetlenenlerin yargılanmasını önleyecek bir şey varsa onu da yapalım. Hmm. Eğer o zaman darbe da siz olursan, diyorsunuz ki sivil mahkemelerde yargılansınlar. Darbe olursa zaten da, gerçekleşecek de darbeci kendi hukukunu yaratır. Onu kimse Tabii. yargılayamaz. Doğru. Ama darbe yapmaya niyetlenenleri yakalarsanız o günkü hukuk onları yargılar. Hmm. Sonra ayrılıyoruz. Biz diyoruz ki hükümetle konuşuyoruz. Sonra 13.30'da tekrar bir araya geliyoruz. Hükümetle konuşuyoruz. Tamam. Hükümete diyoruz ki biz 15. maddeyi istedik. Bunlar bunu istiyorlar. Var mı sizin bir şeyiniz? Onun üzerine Adalet Bakanı Hakkı Suavka'yı ziyaret ediyor. Mehmet Şandır'ı ziyaret ediyor. Biri CHP biri MHP Grup Başkan Vekili. Bunları anlatıyor. Diyor ki sivillerin Avrupa Birliği uyum çerçevesinde ilerleme raporunda Türkiye çok eleştiriliyor. Hatta da e, para cezasına çarptırılıyor. Bizim askerin askeri mahkemede, sivilin sivil mahkemede, cunt heveslilerin de sivil mahkemede yargılanmasıyla ilgili eleştiriler var. Bununla ilgili bir düzenleme yapmak istiyoruz. Ne diyorsunuz diyor. İkisi de doğru olan da odur. Getirin bir önergelerinizi bakalım. Bakalım diyorlar. Uygunsa kabul ederiz diyorlar. Zaten böyle olur bütün teklifler. Onun üzerine biz danışma kurulu yapıyoruz. Danışma kurulundan gündemin 11. sırasındaki olan kanunu öne çekiyoruz. Kim imza atıyor? Mustafa Elitaş, Kemal Kılıçdaroğlu, Mehmet Şandır, Bengi Yıldız. Danışma kurulu demek partilerin ittifakı demektir. 11. sıradaki kanunu getiriyoruz ön öne Konuşmaya başlıyoruz. Tamam. İlk anda vergi kanunları konuşuyor. Tamam, O ara saat 19.30. Tamam 19.30'a 19 geldik. 19.30'a geldik. Adalet Bakanımız bana geliyor. Diyor ki muhalefetle... Bekir Bozda. Yok. O zaman... Sadullah Ergin. Ergin. pardon. Muhalefetle konuştuğumuz önergeleri hazırladık diyor. Ben de diyorum ki Sayın Bakan muhalefetle konuşun. Evet dedikleri takdirde bunu uygun buluruz. Tamam. Aksal'de biz uzlaştık sadece gelen tasarıyı görüşeceğiz. Teklif değil tasarı. İlker Başbuğ teklif. Alay eder gibi hükümetin tasarı... Var. Siz bilirsiniz tasarı hükümet tarafından gelir, teklif böyle olur diye. O kesinlikle teklif değildi, tasarıydı. Ondan sonra avukatı düzeltmeye çalıştı. Hmm. Efendim tasarının içerisine nasıl bir teklif konulabilir? Nasıl bir önerge yaptırılabilir? Ya bu avukat arkadaşımız ya parlamento hukukunu bilmiyor ya hukuku hiç bilmiyor. Parlamento iradesi serbesttir. Tasarıyı noter gibi tasdikleyen bir organ değildir. Tasarıyı gelir... Muhalefetle iktidar partisi anlaşabilir veya iktidar partisi farklı şey söyleyebilir. Hem komisyonda değiştirme hakkına sahiptir hem genel kurulda değiştirme hakkına sahiptir. Böyle bir şey olur mu o zaman parlamentoya ihtiyaç demektir. Zihniyetin nerede olduğunu anlıyor musunuz? Parlamento hükümetten gelen bir tasarıya milletvekilleri tarafından verilen bir önergeyle değiştirmiş diyor. Ya bu tamamen vesayet zihniyetidir. Parlamento hiçbir şey yapamaz noter el kaldır indir böyle şey olması mümkün mü? Bakın saat 19.30'da o yasayı e, önergesini veriyoruz. İki önerge tamam. var. Paşa önce bir dedi sonra iki dedi. Halbuki üç tane önerge var o kanunlarla ilgili. Hmm. İncelememişler bilmiyorlar kulaklarına biriler üflüyor. Avukatını yanlış tutmuş. Birinci avukat parlamentoyu bilmiyor. İkinci avukatı parlamentodan tutmuş. Ama o da iş tüzüğü bilmiyor. Şeyi bilmiyor. Uygulamanın şartlarını bilmiyor. Ben avukatım diye çıkan bir parlamenter vardı ya. İlker Başbuğ'un ben avukatıyım diye. Ne geçmiş okumuş ne de iş tüzüğü biliyor. Peki. Üç tane şey var. Bakın Üç saat görüntü. 19:30'dan görüntüler var izlesinler. O görüntülerde Sayın Sadullah Ergin bir dosya içerisinde iki önergeyi Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Milliyetçi Hareket Partisi'ne sanıyorum DTP'ye de vermiş olabilir. Görüntüler var. Kim? Hakkı Süha Okay. Kemal Anadolu. Şahin Mengü, Ali Rıza Öztürk. Hmm. Burada Bu arada 26 Haziran'a geçtik arkadaşlar. 23 Haziran'dan 26'ya geçtik. 25'e geçtik. 26 25. Şu yani. an 25 Haziran'dayız. Ee, sonra gece yarısından sonra 26'ya döneceğiz. İnceliyorlar. Arkasından arka odaya geçiyorlar. Bu saydığım dört isim hukukçu milletvekili. Hakkı Suavkay eski bara başkanı. Evet. Arka odaya geçiyorlar. Saat sekiz buçukta anlaşıyorlar bana getiriyorlar diyorlar ki böyle böyle önergeler anlaştık soruyorum atayım mı anlaştınız mı at anlaştık diyorlar. Ve imzaladığımız önergeyi yirmi otuzda yine muhalefete veriyoruz. Çünkü içeride konuşulanla yazılanlar aynı mı kontrol etsinler Ha, Kontrol etsinler diye etsinler Tabii. tekrar veriyorsunuz Sonra, peki güzel. Yasa görüşmelerine gece yarısı başlanmıyor onu da yanlış bildirmişler eski generali. Yasa 23 23.45'te başlanıyor. Peki. Pınar Hanım. 23.45. 23 45. evet 23. görüşme 45'te başlıyor. başlanıyor. Biz iki önergeyi 23.45-23.50'de veriyoruz. Meclis başkanlığına. Yani aniden vermiyoruz bir anda birilerini uyutarak hokus pokus yaparak yani, sayın Taş, şunu, şunu söylüyorsunuz. Yani o zaman şu anda Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki biz işte o zaman vermek istemedik tepki gösterdik İlker Başbuğ söylemlerine diyorsunuz ki biz zaten bir mutabakat içerisindeydik saat 11'de başlayan ve hatta iki gün öncesinde başlayan görüşmeler ve devamlı Yo, önlerine aynen, geri hayır. gönderdik. Yani Haziran'da 23 Haziran'da Haziran'da Baykal'ın çağrısı 25'inde 25 başlayan. 25'inde saat 11'den itibaren. Sadece hızlı evet 25 Haziran 11'de başlıyor zaten gece herhalde 00 50 26 akşamında yani sabahında bitiyor ve kanun teklifi geçmiş oluyor. Ama şuradan şunu anlıyorum ben sizi söyleminizden. Cumhuriyet Halk Partisi o zamanki görüntülerde bakın zaten gönderdikleri evet, alındı. Evet oyu kullanıldı. Tepki veren yoktu, o yoktu. Peki bu tepki verdik lafı nereden çıkıyor? Bakın. Şimdi orada şu var. içeride konuşuyorlar. Sayın Adalet Bakanının getirdiği iki önerge kabul oluyor. Bu ara CHP diyor ki bizim de bir Şeyimiz var, isteğimiz var. Nedir o? Kanun tasarısındaki 9. maddeyi çıkarırsanız biz de grubumuzu ikna eder öyle geçeriz diyor. O 9. madde nedir? 9. madde e, yolsuzlukla mücadele için tek organ başbakanlık denetleme kurulu olsun maddesi. Hı, onu istemiyor onu CHP. Onu istemiyor. Bekir Peki. Bozdağ itiraz ediyor olmaz diyor. Ben bu tasarıyı değiştiremem diyor. Ya anlaştık kardeşim o zaman önergeleri de kabul etmeyin diyor. Bu tasarıyı hiç değiştirmeyeceğiz olduğu gibi geçecek diyor. Ya iki önerge var. Bu askerlerin yargılanmasıyla yok kardeşim ona da ihtiyaç yok diyor. Sonra getiriyorlar diyorlar ki ya başkan böyle böyle bir şeyimiz var. Bakıyoruz nedir şu? Anlaştınız mı anlaştık. Yani tepki askeri şey mahkemelerle de değil. alakalı değil. Ee, öbür kısmı değil. anlaştık biz anlaştık. Peki bunu çıkaralım diyoruz. Bakın Pınar Hanım. İlker Başbuğ diyor ya. 00.50'de gelip 59'da görüşülen önerge diyor. 11'de gelmiş yani. Bakın Onu eğer mesela. Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanaklarına girerlerse, arşivlerini araştırırlarsa iki önergenin veriliş tarihi 25. 9. Tamam. 25 Haziran. Ve saat 11'de başlayan Kemal Bey'le. 23.45'de ha, hayır, hayır. Sabah 11'de, sabah 11'de, başlayan, 11'de başlayan, gece 23.45'de kanun görüşülmesine başlıyor. Biri çeyrek geçidi, ertesi gün biri çeyrek geçidi. kanun görüşmeleri bitiyor. 15 dakikada da değil bu iş. Hmm. Bir saat konuşmalar var arkasından önerge tartışması var önergene Sayın Oktay Vural'ın özne tartışmasından dolayı geçmişe dönük evet. geçen kanunlarla evet, evet. ilgili özne tartışması var. Yani yaklaşık 23.45 0 bir buçuk saat sürüyor 15 dakikada değil bu iş. Şimdi şunu diyorum. Bir madde ihdas ediyoruz. Ama 0050'de 0 verdiyseniz 1-15'de geçtiyse. Hayır 40... görüşülmeye başlıyor. Tamam 0 0 Bakın enerji kaç... 23 verdik biz. Ha 23 baz alıyorsunuz peki. Önerge 23-45 hanımefendi önerge. Anladım anladım sayın bakan. Şu kağıdı veririz biz 23-45 bir Ka sonra kaçta geçti diyorsunuz? Bakın gelenek bir... kanun tasarısı görüşülmeye başladığı evet. anda başkanlık divanına verilir. Başkanlık divanı derhal partilere dağıtır. Tamam. Partiler bunu okur. 23-45'te önergeyi verdiysek partilerde 23 50 partilerin elindedir bu. Tamam. Önergeler. Onu bakarlar, incelerler. İtirazları varsa anayasa aykırıdır derler. Olmaz bu önerge derler. Veya kendileri önerge verirler. Bir madde üzerinde siyasi partilerin onar dakika konuşmakları vardır. Dört siyasi parti var onar dakika konuşmakları vardır. Beşer dakika şahsatına konuşma vardır. Konuştular Yedi da. tane önerge verme hakları vardır soru cevap hakları vardır. Bunlar oldu hiç mu Sayın Bakan? Bunların hiçbirisi Hiç olmaz. konuşmadılar. Ee, Şükrü Elek daha konuşma yaptı. Diğer Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir milletvekili konuşma yaptı. DTP'den bir milletvekili konuşma yaptı. Toplam 60 dakika sürdü bu. Ne soru cevap yapıldı ne başka bir şey yapıldı. Birinci madde, ikinci madde, üçüncü madde, dört, beşinci Kabul madde, edenler, altıncı yani. madde madde ihtihası. Madde tamam. Yani öyle kolay kolay kabul edecek bir iş değildir maddi iddiası. Sonra o meşhur CMK 250. maddedeki değişiklik önergesi. Onu engellemek için kendileri de 6 tane önerge verip konuşabilirlerdi, itiraz edebilirlerdi. Son dakika önergesi diye hiçbir şey olmaz. Hmm. Son dakika önergesi nedir biliyor musunuz? Bizim kapatma önergesi dandik önerge dediğimiz önergedir. Mesela, mesela yerine örneğin ifadesi ya der anladım. ki kanunda şu mesela ibaresi diye yapar. Öbürü de der ki konuşmak için mesela ibaresinin örneğin diye değiştirilmesi diye yazar. Buna dandik önerge veya kapatma önergesi diye söyleriz. Konuşma adına yapılan bir iştir. Anladım. Onu da yapmamışlar ve kabul etmiştir. Arkasından isim mi? Hep isim vererek konuşuyorum. Saat bir buçuk civarı. Şu anda Rütük üyesi olmuş. Cumhuriyet Halk Partisi kontenjanından. Hürriyet Gazetesi'nin muhabiri Süleyman Bey. Bir buçuk iki civarında beni arıyor. Diyor ki başkanım az önce geçen önergeler alabilir miyim sizden diyor. Tamam. Ben de yok bir kanuna geçtik o da benim kanun teklifim. Özel İslam Büroları ile ilgili Mustafa Elitaş olarak verdiğim kanun teklifi var. O görüşülüyor. Süleyman Bey biraz sonra ben kürsüden alayım. Yani başkanlık divanından alayım. Size, size ulaştırayım diyorum. O arkada tarafa geçiyor. Muhalefet tarafına. Muhalefet tarafında Hakkı Suha görüşme yapıyor. Ya şu Bey bu ne işe yarıyor diyor. Bir, Askerin askeri mahkemede, sivilin sivil mahkemede yargılanması gerekir diyor. İki, kardeşim diyor artık diyor darbeler dönemi bitmiştir. Beş tane subay bir araya gelip darbe yapmaya niyetleniyorsa bunlar da sivil mahkemede yargılanmalıdır diyor. Nuray o, Babacan imzasıyla Hürriyet Gazetesi'nde Işık, yayınlanıyor. Işık Evleri Kayseri'deki Işık Evleri Işık Evleri olayı. Paşa diyor ki, Genelkurmay Başkanı, Beş eski sivil. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ. E, Haziran'da diyor Işık Evleri'yle ilgili bir şey oldu diyor. Onlar maalesef diyor yargılanmaları bitti diyor. Olmadı diyor. Bakın size söyleyeyim. Gene incelememiştir. Gene genel kurmay başkanına yanlış bilgi vermiştir. Eğer genel kurmay başkanın yanlış bilgilerle donatıldığının farkında değilse yazık. Yanlış bilgileri kullanıyorsa gene yazık. Bile bile kullanıyorsa gene yazık. O üç tane as subay, Kayseri'de sivil vatandaşları işaret ederek itiraf ediyorlar. Diyorlar ki Bunlar bizim imamımızdı, abimizdi diyorlar. O üç tane subay askeri mahkemede yargılanıyor. Tamam. Beraat ediyorlar. Onun savcısı kim? Ee, Zeki Üçok. Ha. Ahmet Zeki Üçok. Ahmet Zeki Üçok evet. evet. Onu evet, aç açıklıyor Ahmet Zeki Üçok. Evet evet o Hava Kuvvetleri var Komutanı onun... diyor. Hava Kuvvetleri Komutanı beni görevden aldı diyor. Ahmet Zeki Üçok savcısı olmadığı için beraatına itiraz edemiyor. Sonra askeri mahkemede yargılanıyorlar bunlar. Askeri mahkemede beraat ediyorlar. Arkasından o 11 Nisan 2012 tarihinde askeri yargıtay bu adamların beraatını onaylıyor. Şimdi İlker Başbuğ ne diyor? Bu çıkardıkları yasadan dolayı diyor. Beraber. Biz askerdeki fetöcüleri temizleyemedik, temizleyemedik. diyor. diyor. Bugün Abdülhatif şener de aynı hani şey ona benzer bir e, söylemde bulunmuş. Fetöcü savcılara teslim ettiler askerleri e, ak parti iktidarı. E, fetöcü savcılara nasıl teslim etmişiz biz asker savcılardan fetöcü? Yani işte o dönemin bu kanununun çıkması ben size tam kelimesini söyleyeyim yani Abdülhatif şenerin de söylemleri üzerinden gidersek o da diyor ki. E, Erdoğan'ın talimatıyla diyor AK Parti baskın bir şekilde gece yarısı önergesi getirip ordunun subaylarını generallerini FETÖ'cü savcı önüne teslim etti. Abdülatif Şener. Abdülatif Şener Bugün diyor. gece yarısı biz perşembe günü bir kanun çıkardık. Saat kaçta biliyor bitti biliyor musunuz? Bilmiyorum. Üçte bitti. Gece. Gece Sabah üçte doğru. bitti. Sabah. Sabah, Sabah, üç. Doğru. Sabah üç. Yani o zaman birileri de diyecek ki gece yarısı çıkardığınız bu e, coğrafi işaretler kanundaki, imar kanundaki değişiklik yapılan şeyleri gece yarısı çıkardınız biz uyuyorduk. Ya ne demek Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışırken eğer ciddiysen bir şeye bakacaksan uyumayacaksın kardeşim. Tabii. Türkiye Şimdi... Büyük Millet Meclisi'nin çalışma saati o. Abdülhatif Şener'e şunu sormak lazım. Kardeşim 2007 yılında yapılan seçimlerde aday olmayacağım diye gelip ben derviş olacağım diye bütün milletvekillerini gezerken kalktın niye siyasi parti kurma, aradan bir yıl geçtikten sonra siyasi parti kurma ihtiyacı hissettin? Ben siyaset yapmayacağım deyip ortaya çıkıp partiden aday olmadın. Recep Tayyip Erdoğan'ın, Abdullah Gül'ün ısrarına rağmen yok ben artık siyaseti bıraktım deyip iki sene sonra parti kurmaya kalkan tamamen kulvar değiştiren birisi. Seni başka birileri de mi zorladı? Siyaset yapmaman için diye sormak lazım. 2007'de niye aday olmadın? Kapatma Şimdi... davası... Olacağını Vaktiniz biliyor muydun ki? Vaktimiz kalırsa bir... Bakın şimdi onu boş ver Abdülhatif Şener'den. Onu sonra girelim. Ee, şimdi siz bana biraz daha sabaha doğruya doğru gidelim mi Sayın Bakan? Gidelim. Bana? Ne oldu? Ertesi sonra, gün ne oldu? Ertesi mesela? gün hiçbir şey yok. Gazeteleri bakıyoruz. Cuma günü bir şey yok. Cumartesi günü bir şey yok. Birdenbire Sayın Baykal feveran ediyor. Bizimkileri uyutmuşlar, kandırmışlar diye. Bakın uyutmuşlar, kandırmışlar. Ne demek? Bizimkilerin yanlış bilgi vererek kandırmışlar diye söylüyor. Haberler var diyor. Bizim grup başkan vekillerinin diyor. Şimdiki grup başkan vekillerinden biri de vallahi de billahi de biz hayır oyu verdik deyince görüntüler çıkınca sustu. Bizimkiler oy verdi ama diyor AB'ye uyum ilerleme raporu diyor. Onu da anlatayım oraya geçeyim. 2009 yılında Avrupa Birliği ilerleme raporu yayınlanıyor. Evet. Avrupa Birliği ilerleme raporunda diyor ki askerlerin sivil mahkemede yargılanması ve darbe etme niyetli olan askerlerin de diyor sivil mahkemede yargılanma imkanını açan yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul görmüştür. Olumlu bir gelişmedir. Ancak ana muhalefet partisi anayasa mahkemesine gitmiştir. Bu yasa çıkmasına rağmen hala askerlerin sürekli siyasete müdahale ettiğini, Askerlerin sürekli belirli yerlerde siyasi konuşmalar yaptığını ve ziyaret rejimini çağrıştıran davranışlar içinde bulunduğu dikkati çekmektedir diye altı çiziliyor. Bu kanun çıkmasına rağmen yetersiz görülüyor. Çünkü kanun çıktıktan sonra gidiyorlar bir gemi indirilirken siyasete dizayn vermeye çalışıyorlar. Ayar vermeye çalışan bir konuşma var. Sonra pazar günü Sayın Baykal feveran ediyor. Ben bir açıklama yapıyorum diyorum ki biz kimseyi kandırmadık, uyutmadık. Anlaşılan Sayın Baykalı birileri aşırı derecede uyarmış diyorum. Hmm. Aşırı derecede uyarmış diyorum. O dönem aklınıza bir isimler geliyor mu? Bakın. Aradan yani Aradan anlıyoruz Aradan da. 11 ay 11 gün geçtikten sonra Anayasa Kaset Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi Ocak 2010'da iptal ediyor bu maddeyi. 145'e aykırı diye. 145'e aykırı durum söz konusu değil. 145. maddeyi Anayasa Mahkemesi'nin eğer o zamanki gerekçeli tutanaklarını okursanız sanki oraya baskı yapılmış gibi. 367 kararını veren Anayasa Mahkemesi bu aynı şekilde 145'e aykırı düzenleme diye onu iptal etti. Halbuki başka o 145'e aykırı değildi. Belki 3. madde 145'e aykırı olabilirdi. Hı. O da aykırı değildi. Ama farklı bir maddeyi iptal etti Anayasa Mahkemesi. O da baskı altında kalmış olabilir. Hı. Çünkü o gün Vesayetin evet. en önde gittiği dönemlerden birisiydi. Hı hı. Bir FETÖ baskısı altında da olabilir arkasından, ya da bir FETÖ... Giriş. Bakın arkasından biz anayasa mahkemesinin iptal ettiği hükmü anayasa olarak değiştirdik. 6'yı 7 Mayıs'a bağlayan gece yarısı o da anayasa gece yarısı çıktı. Ne hikmetse hep böyle şeyler gece yarısı çıkıyor. Ben size Şimdi, sormak lazım, Bilmiyorum. çalışanlarına sormak lazım. <laughs> Parlamento'nun çalışmaya başlama saati 15'tir. Doğal 4 olarak uzuyor tabii, yani. tabii yani 15'te saat. Yani 4-5 saat siyasi partilerin konuşmaları vardır, gündem dışı konuşmaları vardır, gece tartışmaları vardır. Ismi insanın yani mecburen gece yarısı geliyor. insanın kulağına gece gelince anladım. Olmuyor başka türlü. Peki. Eğer biz saat 15'te başlayıp 9'da gidersek ayda bir madde ancak çıkarabiliriz. Bakın 6'yı 7'ye bağlayan gece saat 1-10 o 26 maddelik anayasa kabul edildi. Kabul Reklama edildiği, çok az kaldı sayın. Kabul Bakan. edildiği anlaşıldıktan sonra Sayın Baykal Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı. Sayın Baykal'ın istifasında çok önemli bir sözü var. Nedir o? İstifa ediyorum bugünden itibaren sonra diyor ki ha bu arada diyor. Bu konuyla ilgili ben okyanus ötesinden aradılar. Herhangi bir dahli olmadıkları, dahli olmadıklarını ifade ettiler. Kaset için. Üzüntülerini beyan ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum diyor. Okyanus ötesinin Sayın Baykal'ın aklında geçen ne? Okyanus ötesi böyle bir şeyler yapar ama bunu bana yapmamış. Birileri bana yapmış diyor. Şimdi sormak lazım. 26 Haziran günü 25 Haziran'da başlayıp 26 Haziran günü Baykal da destek açıklaması yapıyor bu kanun tasarısını Evet. Teklifini. kendisinin. Teklifini. Sen bunu nasıl desteklersin diyor. Birileri Sayın Baykal'dan hesap mı soruyorlar? Hmm. Aynı şekilde anayasa İnanız değişikliğini soru. bunu yaparak Baykal'dan hesap mı soruyorlar? Sonradan anlaşıldı ki Sayın Baykal'a şantaj kasetlerini düzenleyen şerefsizler, adiler FETÖ'cülermiş. Hmm. Ama Sayın Baykal başka tarafı işaret ediyor. Ben tekrar altını çizerek söylüyorum. Diyorum ki Sayın Baykal'ı biri aşırı derecede uyarmış diyorum. Hı hı, hı hı. O dönemde yani, o kelimeyi söylüyorsunuz ama tabii bunun e, okyanus ötesi olup olma. O zaman okyanus ötesi olarak düşündünüz mü? Yani biz onun bilmiyoruz şeyi. Okyanus. Hayır sonradan öğrendik. Ki, yani Okyanus arkasında... ötesi herkesi izlemiş. Herkesi dinlemiş. Hı hı. Herkesin namahremine girmiş. Hı hı. Biz e, şeyde Kızılcağam'ın testlerinde yaparken onların idaresindeydi biliyorsunuz. Hı hı. Muhtemelen orada her şey vardı. Yani bunlar öylesine lanet bir şey. Din kisvesi altında. Her şey vardı derken Din kisvesi vardı. altında. Her türlü pislik vardı. Her türlü haysiyetsizlik vardı. Yani e, Cenab-ı Hakk'ın yasakladığı her şey bunlar da e, mübahtı. Ya, i̇zlemiş olabilirler. Kaset koymuş olabilirler. Fotoğraflarımızı çekmiş olabilirler. Yayın yapmış olabilirler. Bunun karşısında şantaj yapıp. Şantaj ya, yapmış olabilirler. Gibi. İşte milletvekillerini öyle etkilemeye çalışmış olabilirler. Bu etki bitti mi? Bitmedi henüz. Bitmedi mi? Bitmedi. Şimdi Bakın, bu biraz şimdi o kadar az sayılı dakikalarımız kaldı ki Sayın Bakan. Güne gelelim. Tamam o zaten siz suç duyurusunda bulundunuz. O iş, işte, o defterler açılacak. Kuran Hanım özür diliyorum. Sayın Başbuğ ile sizin... Birini FETÖ'nün siyasi ayağı FETÖ'nün irtibatlı demek vatan haini demektir. Yani size vatan Bugün FETÖ'cüler vatana yani ihanet etmiştir. Siz, siz FETÖ'nün siyasi ayağı olarak lanse edildiniz diyorsunuz. Yani özellikle... FETÖ'cü olarak lanse edildik. FETÖ'den talimat almış biri olarak lanse edildik. Eski genel kurmaya başkanı diyor ki onların al, aldı, FETÖ'den aldığı talimatla bu öner, milletvekilleri önergeyi vermiştir diyor. Hmm. Ya bu vatan eş eşdeğer hale getirmektir. Ne demek birisini vatan hainliği şeklinde itham etmek? Hakaret etmek. Böyle bir şey olur mu? 15 Temmuz günü Kayseri'de ilk defa Türkiye'de milleti meydanlara döken Sayın Başbakan'dan aldığı talimatla ilk defa eserat okudan sabaha kadar orada nöbet tutan binlerce insanla bir arada 15 Temmuz'a direnen kişiyi siz FETÖ'nün siyasi ayağı olarak görün ve bunlar FETÖ'den talimat almışlardır diye. Akla ziyan bir şeydir bu. Hani üzülüyoruz. Söyledik. Biz de söyledik, Sayın Başbakan da söyledi. İlker Başbuğ yargılanacaksa Anayasa Mahkemesi'nde yargılanmalıdır dedik. 2012 yılının Ocak ayında tutuklanmış. Arkasından şey geldi, 7 Şubat geldi. Bakın Pınar Hanım, bir olay daha anlatayım. Yıl 2011, Reklamak Mart ayının 28'i. Arkadaşlar Çok önemli bir olay. Mart ayının 28 lazım. veya 29'u. Aziz Yıldırım. Burada duralım. Merak, yani merak da edecek izleyicimiz kısa bir aramız var Peki. burada duralım bu önemli şey Aziz Yıldırımın şeyini anlatayım bir vatandaş dinlesin. Tamam ee, az sonra sevgili seyirciler ayrılmayın bizden kısa bir reklam ee, bir su falan alacaksınız alabilirsiniz hemen gelin görüşmek üzere diyelim evet, Sayın Elitaş son iki dakikaya sığdıracağınız biz Aziz Yıldırım hikayeniz var onu söyler misiniz Bakın Mart ayının 28-29 olabilir 2011 Sayın Başbakanımız şimdiki Cumhurbaşkanımız gece beni aradı. Nasıl gidiyor diye. Efendim işte seçimlere hazırlanıyoruz. 11 Haziran, 12 Haziran seçimlerinde kanunları anlaştık. Bitirmek üzereyiz. Dedi ki ya Kulüpler Birliği Başkanı'nın Kulüpler Birliği bana geldi. Sayın Aziz Yıldırım diyor ki bu sporda şiddet mi ne bir yasaları varmış. Evet. Onları çıkarın diye ısrar ediyor. Dedim ki efendim çıkmaz. 40 küsur madde. Olmaz bu iş. Biz bir şeye girdik. O zaman dedi Aziz Bey ile konuş. Ben Aziz Bey ile konuştum. Dedim ki kardeşim Sayın Başkanım eğer muhalefet partileri bize buna teklif ederlerse kabul ederim. görüşürüz. Ama şartım bir günde çıkmak kaydıyla. Hmm. Yoksa milletvekili arkadaşları bunu yapamayız seçimden sonra yaparız dedik. O da ertesi gün e, Sayın Kılıçdaroğlu ve diğer parti genel başkanlarla görüştü. Grup başkan vekilleri bana geldiler dediler ki böyle böyle e, kulüpler birliği Sayın Aziz Yıldırım'ın böyle bir isteği var. Bunu hayata geçirelim dediler. Bir günde 6 saatte çıkardık 42 maddelik kanunu. Ne zaman yayınlandı? Nisan ayın 2011. Dört ay sonra Aziz Yıldırım'ı 2012 yıldan yargılanmak üzere tutukladılar. 3 Temmuz Bakın, galiba. şimdi Sayın Aziz Yıldırım bu da gece yarısı çıktı biliyor musunuz bu kanunda? Sayın <laughs> Sen... Aziz Yıldırım bizden istekle getiriyor bunu yapıyor bu iyi niyetle, samimiyetle sporda şiddetin önüne geçilmesi için şikenin ortadan kaldırılabilmesi için yapılan bir yasal düzenlemeyi hı hı. bunlar farklı bir şekilde hı hı. çantasında şu vardı, şuraya gitti bu şekilde diye ifade ettiler. Anladım. Benim bir beyanatım, benim gazetelerdeki bir beyanatım Sayın Aziz Yıldırım'ın mahkemede delil olarak kullanıyor. benim FETÖ'cüler geliyorlar, paralelciler veya cemaatçiler. Aman bu yasayı, Abdullah Gül bu yasayı geri göndermişti biliyorsunuz. Yapma deyince ya sizin sporla ne işiniz var kardeşim diye reddediyorum bunları. Oradan kaynaklanan bir iş. Peki. Bakın tekrar altını çizerek söylüyorum. Biz gece yarısı değil kimseyi kandırarak değil Peki. bu yasal düzenlemeleri bilerek isteyerek yaptık. Az önce söylediğim gibi bugün bu ülkede 28 Şubat'lar yargılanabilir. 28 Şubat'a evvel yargılanabilir. 27 Nisan E Muhtırası'nı veren yargılanabilir. Tekrar söylüyorum bilerek söylüyorum net söylüyorum. Pazar günü 30 Haziran veya 29 Haziran Pazar günü Sayın Baykal'ı o uyarıyı yaptıranlar aşırı derecede uyarmışlardır Sayın Baykal'ı. Çünkü 11 ay 11 gün sonra Sayın Baykal'ı görevden uzaklaştırdılar. Evet kaset kumpasıyla karşı karşıya kaldı. Bunu, Sayın bunu bakın, bakın, bakın ne diyorum tekrar rejim söylüyorum uyarıyor. yönetmenim uyarıyor. Peki. <laughs> yani, yani Sayın Baykal bu yasayı Cumhuriyet Halk Partisi destekledi ama şiddetli bir uyarının sonucunda tehdit midir uyarı mıdır bilmiyorum vazgeçti. Peki. Sayın Bakanım çok önemli açıklamalarınız vardı. Anlayan dinleyen Anlayacak. E, ayağınıza sağlık. E, konular yargıda zaten takip ediyoruz. E, çok teşekkür ediyorum. Size kolaylıklar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum Sevgili seyirciler, mi? sizlere de çok teşekkür ederiz. E, bugün biraz e, önemli bir mevzu, ağır da bir mevzuyu konuştuk. Şu darbe iddiaları bakalım ne kadar şekillenecek, ne olacak, onu da takip ediyoruz. E, önemli mevzular. Efendim iyi bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. Önümüzdeki hafta Pazar görüşmek üzere inşallah hoşçakalın. Evet, Sayın Elitaş son iki dakikaya sığdıracağınız bir Aziz Yıldırım hikayeniz var onu söyler misiniz? Bakın Mart ayının 28-29 olabilir. 2011. Sayın Başbakanımız, şimdiki Cumhurbaşkanımız gece beni aradı nasıl gidiyor diye. Efendim işte seçimlere hazırlanıyoruz 11 Haziran 12 Haziran seçimlerinde kanunları anlaştık bitirmek üzereyiz. Dedi ki ya Kulüpler Birliği Başkanı'nın Kulüpler Birliği bana geldi. Sayın Aziz Yıldırım diyor ki bu sporda şiddet mi ne bir yasaları varmış evet. onları çıkarın diye ısrar ediyor. Dedim ki efendim çıkmaz 40 küsür madde olmaz bu iş biz bir şeye girdik. O zaman dedi Aziz konuş. Ben Aziz konuştum. Dedim ki kardeşim Sayın Başkan eğer muhalefet partileri bize buna teklif ederlerse Kabul ederim. görüşürüz. Ama şartım bir günde çıkmak kaydıyla. Hmm. Yoksa milletvekili arkadaşları bunu yapamayız seçimden sonra yaparız dedik. O da ertesi gün ee, Sayın Kılıçdaroğlu ve diğer parti genel başkanlarla görüştü. Grup başkan vekilleri bana geldiler. Dediler ki böyle böyle e, kulüpler birliği Sayın Aziz Yıldırım'ın böyle bir isteği var. Bunu hayata geçirelim dediler. Bir günde 6 saatte çıkardık 42 maddelik kanunu. Ne zaman yayınlandı? Nisan ayın 2011. 4 ay sonra Aziz Yıldırım'ı 2012 yıldan yargılanmak üzere tutukladılar. 3 Temmuz galiba. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım... Bu da gece yarısı çıktı biliyor musunuz bu kanunla? <laughs> Sayın Sen... Aziz Yıldırım bizden istekle getiriyor bunu yapıyor. Bu iyi niyetle, samimiyetle sporda şiddetin önüne geçilmesi için, şike'nin ortadan kaldırılabilmesi için yapılan bir yasal düzenlemeyi Hı -hı. bunlar farklı bir şekilde Hı -hı. çantasında şu vardı şuraya gitti bu şekilde diye ifade ettiler. Anladım. Benim bir beyanatım, benim gazetelerdeki bir beyanatım. Sayın Aziz Yıldırım'ın mahkemede delil olarak kullanıyor. Benim FETÖ'cüler geliyorlar, paralelciler veya cemaatçiler. Aman bu yasayı, Abdullah Gül bu yasayı geri göndermişti biliyorsunuz. Yapma deyince, ya sizin sporla ne işiniz var kardeşim diye reddediyorum bunları. Oradan kaynaklanan bir Peki. Bakın tekrar altını çizerek söylüyorum. Biz gece yarısı değil, kimseyi kandırarak değil, Peki. bu yasal düzenlemeleri bilerek, isteyerek yaptık. Az önce söylediğim gibi, Bugün bu ülkede 28 Şubatçılar yargılanabilir. 28 Şubat heveslenen yargılanabilir. 27 Nisan E muhtırasını veren yargılanabilir. Tekrar söylüyorum, bilerek söylüyorum, net söylüyorum. Pazar günü 30 Haziran veya 29 Haziran Pazar günü Sayın Baykal'ı o uyarıyı yaptıranlar aşırı derecede uyarmışlardır Sayın Baykal'ı. Çünkü 11 ay 11 gün sonra Sayın Baykal'ı görevden uzaklaştırdılar. Evet, kaset kumpasıyla karşı karşıya kaldı. Bunu, Sayın bunu Bakan, bakın ne diyorum tekrar rejim söylüyorum. Rejim uyarıyor, yönetmenim uyarıyor. Peki. <laughs> yani, yani, Sayın Baykal bu yasayı Cumhuriyet Halk Partisi destekledi ama şiddetli bir uyarının sonucunda tehdit midir uyarı mıdır bilmiyorum vazgeçti. Peki. Sayın Bakanım çok önemli açıklamalarınız vardı. Anlayan, dinleyen anlayacak ayağınıza sağlık konular yargıda zaten takip ediyoruz çok teşekkür ediyorum size kolaylıklar diliyorum ben teşekkür ediyorum sevgili seyirciler sizlere de çok teşekkür ederiz bugün biraz önemli bir mevzu ağır da bir mevzuyu konuştuk şu darbe iddiaları bakalım ne kadar şekillenecek ne olacak onu da takip ediyoruz önemli mevzular efendim iyi bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum önümüzdeki hafta pazar görüşmek üzere inşallah hoşçakalın